Günümüzde en çok tercih edilen estetik ameliyatlarının başında burun estetiği gelir. Burnun estetik amaçlı yeniden şekillendirilmesi veya düzeltilmesi işlemine rinoplasti denir. Burun estetiği, kemik, kıkırdak, yumuşak dokular ve aynı zamanda cilde şekil verilen bir ameliyattır. Avrasya Hospital'da deneyimli cerrahlar tarafından yapılabilen bu ameliyatla burnun mevcut yapısı, yüzle orantısı ve hastanın makul olan beklentilerine bakılarak burnun küçültülmesi veya büyütülmesi, asimetrilerinin düzeltilmesi, burun ucu veya yüksekliğinin düzeltilmesi, burun deliklerinin genişletilmesi, daraltılması ve burunla üst dudak arasındaki açının azaltılıp artırılması işlemleri yapılabilmektedir. Rinoplasti ya da estetik burun ameliyatı nedir? Burun üzerinde cerrahi müdahale ile yapılan değişikliklerdir. Bunlar burnun üst kısmında, uç kısmında, burnun genişliğinde, burun ile alın arasındaki açıda, burun ile dudak arasındaki açıda yapılan değişikliklerdir. Estetik burun ameliyatına neden ihtiyaç duyulur? Burada burnun normalden büyük gözükmesi, burnun kemerli gözükmesi, burnun dudak ile olan açısının çok kapalı olması, burnun alın ile olan açısının çok sığ olması gibi çeşitli faktörler burun ameliyatı istenmesine neden olabilir. İkinci sebepler burundaki anatomik problemler ve bunların yol açtığı solunum problemleridir. Burnun iç kısmındaki eğrilikler burnun dış kısmına da yansıyabilir ve ciddi solunum problemlerine, geceleri uyku problemlerine, hatta horlamaya bile sebep olabilir. Yani estetik ameliyatın görüntüyü düzeltmesinin yanında solunum düzeltmesi gibi etkileri de olabilir. Estetik burun ameliyatı yüz görünümünü değiştirir mi? Her hastada farklı miktarda değişikliklere yol açabilir. Her burun ameliyatı her hastada aynı sonucu vermeyebilir. Orijinal buruna sadık kalınarak meydana gelen değişiklikler hastaya özgü görüntü değişikliklerine yol açar. Estetik burun ameliyatı sadece burun görünümünü mü değiştirir? Estetik burun ameliyatı burnun yanında hastanın yüz görüntüsünü de etkiler ve değişikliğe sebep olur. Hastalarımız çoğunlukla ameliyat olmuş insanları referans alarak ya da onlarda oluşan değişiklikleri göz önünde alarak kendilerinde de buna benzer görüntüler oluşmasını isteyebilirler. Yalnız herkesin burnu ameliyat öncesinde farklı olduğu için ameliyat sonrasında da meydana gelecek değişiklikler farklı olacaktır. Yani bir insanın diğerine benzemesi söz konusu olamaz. Özellikle benzenilmek istenen kapak fotoğrafları gibi yaklaşımlar doğru değildir. Estetik görünüm nedir? Ameliyattan sonra doğala en yakın görüntü estetik görüntüdür. Bu yüzün fiziksel özellikleriyle uyumlu olan görüntüdür. Yani bir insana yapılan burun ameliyatı diğer insana yapılan burun ameliyatına benzemeyebilir ve aynı etkiyi oluşturmayabilir. Burunda estetik görünümden ne anlamalıyız? Doğal görüntüye en yakın olan, yüzün görünümüyle, yüzün fiziksel özellikleriyle en uyumlu olan görüntüdür. Buradan anlaşılıyor ki herkese özgü bir burun ameliyatı olabilir. Herkes de aynı değişiklikleri yapmak gerekmez. Estetik burun ameliyatı kararı verirken ne gibi zorluklarla karşılaşılır? Hem kendi açılarından hem de çevreleri açısından oldukça zorluk yaşıyorlar. Bir de acaba hangi hekime ameliyat olayım şeklinde kafalarında ciddi bir soru oluyor. Burada bu zorlukları aşmak için ilk önce kararı verdikten sonra derhal bir hekime müracaat etmeli. İlk görüşmeyi yapmak en doğru olan yaklaşımdır. Burada görüşme yapar yapmaz ameliyat kararı vermek gerekmez. Hasta bütün sorunlarını, kafasında olan problemleri hekime yansıtabilir, sorabilir, bunlara cevap arayabilir. Karşılıklı görüşme sonucunda bir ameliyat kararı alınabilir. Estetik burun ameliyatı nasıl yapılır? Genellikle genel anestezi dediğimiz halk arasında narkoz diye bilinen teknikle yapılır.
Yani hastaya anestezi hali sağlanır. Hastanın ağrı duymaması sağlanır. Bu bir de lokal anestezi ve sedasyon dediğimiz teknikle de yapılabilir. Önemli olan ameliyat esnasında hastanın hiç ağrı duymaması, bu şekilde de hekimin konforlu çalışması sağlanmalıdır. Ameliyat öncesi neler yapılır? Genel anestezi uygulamadan önce hastada çeşitli incelemeler yapılır. Hastanın buna uygun olup olmadığı araştırılır. Anestezi doktoru ile konsültasyon sonucunda genel anesteziye ya da lokal anestezi ve sedasyon ile ameliyat yapılmaya karar verilir. Ameliyat süresi ne kadardır? Rinoplasti veya estetik burun ameliyatı 1 ila 2 saat arasında değişir. Yalnız ameliyat yapılacak burnun gerekliliklerine göre bu süre uzayabilir. Bazen 2,5 saat, 3 saat, hatta 4 saate varabilir. Ameliyatta ne gibi gereklilikler olabilir? Bazen çok küçük burunlar, augmentasyon dediğimiz ilave kıkırdak kullanımını gerektirebilir. Bu kıkırdakların elde edilmesi de kulak kıkırdağından olabilir, kaburga kıkırdağından olabilir. Seçilen bölgeye göre ameliyat süresi de uzayabilir. Estetik burun ameliyatından sonra yaşanabilecek problemler nelerdir? Burun ameliyatı sonrasında hemen hemen hasta hiç problem yaşamaz. Ağrı hemen hemen hiç olmaz. Ameliyat sonrasında bir takım morluklar yüz kısmında olabilir. Bunlar da ameliyattan hemen sonra soğuk kompres uygulamasıyla azaltılabilir. Ameliyattan sonra burnun iç kısmına konan tamponlar solunum fonksiyonuna kısmen engel olabilir. Bunlar geçici olduğu için, 24 saat sonra çıkarıldığı için bu şikayet de kısa süreli bir şikayettir. Bundan başka önemli bir problem olmaz. Ancak ameliyattan sonra, uzun dönem sonra, bir hafta sonra zaman zaman kanamalar görülmektedir. Bu da ameliyattan sonra geçirilen gripal infeksiyonlara, beslenmeye dikkat etmemeye bağlı olabilir. Avrasya Hospital, Şifa Kapısı.